Ulus Atatürk Heykeli ki buranın resmi adı Ankara Zafer Anıtı'dır. Ankara'nın Altılay ilçesinin Ulus Meydanı'nda Türk Kurtuluş Savaşı kahramanlarının anısına Yeni Gün Gazetesi öncülüğünde Ankara halkı tarafından yaptırılan önemli bir anıttır. Heykeltıraşı Avusturyalı Henrik Krippel'dir ve anıt 24 Kasım 1927 tarihinde açılmıştır. Avusturya'da bulunan bir Birleşik Maden İşletmelerinde döküldü ve 24 Kasım 1927'de o zamanki adı Hakimiyet-i Milliye Meydanı olan Ulus Meydanı'nda ve şimdi bir üniversiteye verilmiş olan Sümerbank Genel Müdürlüğü binasının önüne yerleştirildi. Anıtın açılışını o zamanki Meclis Başkanı Kazım Paşa yapmıştır. Meclis Başkanı General Kazım Özal ve Başbakan İsmet İnönü erken katılarak burada bir açılış meydana getirmiş ve burada Mehmet Emin Yurdakul'da bu anıt ve tören için yazdığı Zafer adlı şiiri okumuş. Daha sonra meydan genişletme çalışmaları yapıldığında Sümerbank'ın önünü alınarak şu anda bulunduğu Spor Genel Müdürlüğü'nün önündeki alana taşınmıştır. Yeni Gün adıyla da bilinen anıt, yaptıran gazetenin adıyla Anıtkabir inşa edilinceye kadar Ankara'nın devlet merasimlerine yapıldığı resmi olmayan en önemli simgesi haline geldi. Atatürk anıtta asker kıyafetleri içinde adını Zafer kazanılan bu önemli savaşın yapıldığı meydanlar alan Sakarya isimli atının üzerinde gösterilmiştir. Başkumandan at üzerinde hücuma geçmiş bir asker olarak geleneksel pozda değil ileriyi gören bir önder olarak canlandırılmış. Kaide üzerindeki kapatmada Türk halkının kökeni, kazandığı Türk Kurtuluş Savaşı, Atatürk'ün Ankara'ya gelişi gibi konular anlatılmış. Anıtın dört yanında taş kaideler üzerine bronz dökümden üç figür yerleştirilmiştir. Bunların ikisi ülkesini koruyan ve gözeten Mehmetçiği, diğer birisi ise Türk kadınını halk arasında ulusal dayanışma kahramanı olan Kara Fatma olarak bilinen ve mermi taşıyan kadının anayı simgelemektedir. Bu karakterler halkın Kurtuluş Savaşı sırasındaki milli birliğini ve dayanışmasını temsil etmektedir. Kayda üzerinde yer alan ve anıtını izah eden dört kitabede Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ilişkin askeri ve siyasi koşullar hatırlatılmaktadır. Kaydenin ön tarafında Namık Kemal'in Vatan Mersiyesi'nden Atatürk'ün hafifçe değiştirerek anlatıldığı bir satır yer alır. Elbet bulunur kurtaracak bahtı kara maderini. Sağ tarafta düşman ordusunu vatanın harimi ismetinde boğarak behemahal Naili Halas ve İstiklal olacağız 6 Ağustos 1919 vecizesi. Sol tarafta da düşmanın anasırı asliyesi imha edilmiştir. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri 1 Eylül 1922 sözü bulunmaktadır.